Merhabalar, ben Kürtis Köte ve Kasa'nın 71. bölümüne hoş geldiniz. Ve karşınızda soru cevap özel bölümü. Evet ve sorularımıza yavaştan geçmeye başlayalım. Bu bölümde yalnızım gene. Bu arada bu bölümde siz soruları sorarken, sizin sorularınızı okurken ne yapacağım? Hiçbir şey. Böyle aylak aylak dolanacağım. Evet, o zaman soruları okumaya başlayalım. İlk soru Umut'tan, yani Game Expert TR'den. Kesinlikle takip etmeniz gereken bir kanal kendisi. Peki soru nedir? Soğumayan ve bitmeyen kahvenin sırrı nedir? Şu an bir resim gözüküyor olması lazım. Sırrı o. İkinci soru. 2 saniyenizi alacağım. Evet. Sarih'ten köfte kelinin sırrı ne? Yeterince açık bir cevap olmuştur. Sıradaki soru. Bir saniye. Köfte sürekli Minecraft oynamaktan sıkılmıyor musun? Biraz çeşitlilik yapmak gerekiyor onun gerekiyor mu içinden? Ve Steam hesabındaki bazı oyunlar Linux'ta çalışmıyor fakat almışsın. Bunun sebebi nedir? Bilgisayarımda Windows mevcut oyun için. Bunun yanı sıra zaten yakında Minecraft dışı seriler gelmeye başlayacak ve hatta sayısı bayağı bir artmaya başlayacak. Hatta Minecraft azınlık serisi olmaya başlayacak bir süre sonra. Çünkü neticede Minecraft'ın belli bir ömrü var. Ve o ömür az buçuk miladını doldurma yolunda ilerliyor. 7/24 Minecraft yapmayacağım. Yani ömrümün sonuna kadar Minecraft yapmayacağım gidip. Bunun yanı sıra devam edelim. Bu arada Rumuz'u söylemedik. Upfall. Devam edelim. Köfteciğim merhabalar. Linux ve açık kaynak kodlu sistemler hakkında bilgi sahibi olduğunu biliyorum. Lakin ne derece bilgi sahibisin bir fikrim yok. Senden isteyeceğim açmayı düşündüğünü söylediğin Linux kanalını sıfırdan sadece Linux diye bir şeyin varlığını duymuş insanlar için eğitici videolar yayınlar mısın? Windows 8.1'e verdiğim $30'ın heba olduğunu görmek inan acayip canımı yakıyor. Linux'a geçmek istiyorum. En azından ikinci bilgisayarı da ama nereden açılır, nasıl yüklenirken karşılaştığım zorluklar nedir? Driver sıkıntısı falan filan. Bir bilgisayar dükkanına format atarken yaşadığı ve yaşayacağı sıkıntılardan haberim ve tüm video çekmeyi yayınlamayı düşünür müsün? Bilmiyorum. Biliyorum sıfırdan kanal açıp videolar için emek harcayıp bir şeylere bak tahmin edilenden zor lakin sevmediğimden değil. Minecraft videolarından daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Bilmem farkında fikrin nedir? Soruyu okuyup bir özet geçeceğini düşünüyorum. Godless Turtles. Nick güzelmiş. Zaten Linux kanalımın konsepti o olacak. Yakında videolar gelmeye başlayacak. İlk videoyu dün çektim bir arkadaşla beraber. Yalnızım. Arkadaş kameramanlık yaptı. Aynı arkadaşla beraber ilginç bir seri planlıyoruz bu arada. Bu arada size o Linux kanalına gelecek ilk videonun konusunu söyleyeyim. Linux hakkında yanlış bilinen 10 şey. O arkadaşla yapmayı planladığımız seriyi de söyleyeyim size. Arkadaşımız Linux'a meraklı biri. Ama kendisi hiç Linux kullanmamış ve Linux hakkında bildiği bütün şeyler aslında biraz benim üzerimden. Kendisi benim eski bir iş arkadaşım. Sevdiğim de bir dostumdur. Konsept nedir diye soracak olursanız o arkadaşa Linux'a başlatıyoruz. Ve bunun için bunu yaparken videoya çekiyoruz her şeyi. Kısacası Linux'u hiç bilmeyen birinin gözünden Linux konseptli bir video serisi gelecek. Tam olarak kanalın konseptine uygun. Bunun yanı sıra
arada ilginç eğitici videolar, ufak tüyolar falan da gelecek. Yani evet, Linux kanalının senin istediğin kafada bir şey olacak. Evet. Şunları atayım, diğer sorulara geçeceğim hemen. Diğer sorular. Bir sorum yok. Sarih abinin yaptığı bu tür psikolojik değerlendirmelere katkıda bulunmayı seviyorum sadece. Canımsın. Harikasın. Köfte Dairo Tveni gibi YouTuber'ları takip edip videolarını izliyor musun? Nick Yasin Arslan. Bu arada ufak bir not, soruların hiçbirini önceden okumadım. Artık benim için ne kadar zor olabileceğini düşünün. Neyse, ne diyordum? Evet, izliyorum. Yani izlediğim bütün kanalların listesi zaten kanalımda gözüküyor. Yani takip ettiğim kanalları gayet açık açık size gösteriyorum. Ha, son zamanlarda çoğu videolarını izlemiyorum ama gene de takip ediyorum. İlgimi çeken bir şeylerine denk geldiğinde izliyorum falan. Böyle bir şey yani. Aslında sadece anket için geldim, bari boş gitmeyeyim. Greg Tekin yeni sürümü hakkında ne düşünüyorsun? Greg Tekin, ben bugüne kadar hep derdim. En iyi Greg Tek sürümü 1.7'deki Greg Tek sürümü, yani Greg Tek 3. Derdim. Greg amca öyle mi? Al sana daha iyisi dedi. Kısacası Greg Tek 5, yani 1.7 Greg Tek'i kesinlikle mükemmel bir Greg Tek sürümü. Yani Greg Tek'i mükemmel bir hale getirdi. Şu an cidden mükemmel bir mod olma yolunda ilerliyor. Hala beta olmasına rağmen. Betadan çıktığında ne olacak onu merak ediyorum asıl. Evet. Sıra. Şu soruyu okumam lazım hemen. Soru iki parçadan oluşuyor ancak daha doğrusu 3 parçadan oluşuyor. Biri nasılsın? Diğer kısımları, yani bir kısmı çok fazla dini bir soru, yani dini içerikli bir soru olduğu için kanalımda yanıtlamayı istemiyorum. Askefem'e gelirsen eğer orada yanıtlarım. Kasayı Microsoft'un satın aldığını söyleniyor. Doğru mu 3. kısımda? Evet, doğru. Zaten haberler falan filan çıktı. Ancak şöyle bir durum var. Bu soru muhtemelen satın alma işlemi olmadan önce sorulmuş. Neticede bu anket bayağıdır var. İki tane boş. Şuradan aşağıya kayalım hemen. Evet. Köftenin videolarını çok seviyorum ve Karakal'daki Big Boss Cursor, Ziya'dan Salih abiler, hepsini zevkle seyrediyorum. Köfte tek sevmediğim bölümün sansürlü bölüm olduğunu, lütfen alınmayın, kötü amaçlı değil, bazen fazla bip koymuşsunuz. Soru değil, sıkıntı orada. Soru sorsaydım güzel olurdu. Hem bölüm benim editlerken eğlenme ihtiyacım. Beğenenler bayağı bir oldu, beğenmeyenler de oldu ama hani ben eğlendim yaparken. Bir daha yapar mıyım? Muhtemelen yapmam. Ama yaparken gayet güzel eğlendim. Bayağı benim için bayağı eğlenceli bir bölümdü. Bayağı keyifli bir bölümdü. Kelliğin doğuştan mı yoksa sen mi kazıttın? Bir de anketinizi cevaplamak zevkliydi. Kelliğim gayet kendim kazıyorum. Saç köklerim falan gözüküyor olması lazım zaten arada. Ya geç kazıdığımda falan. Ben ankete geldim, köfteye sorum yok. Sağlık olsun. Anketi doldurman gayet güzel bir şey. Bir doçentin araştırmasına yardım etmişsin. Etmiş oldun. Bakalım başka. Köfte abi, kasayı AT Launcher ya da FTP Launcher'a koymayı düşünür müsün? Zor bir iş. Uğraşamam. Abi ben de kasa 2'yi yaptım aynen. Açılmıyor muyum? Teknik sorulara destek vermiyorum. Evet.
Minecraft modlu olarak oynamaya başladığında ilgini en çok çeken mod hangisiydi abi? Meepo. Öyle okunduğunu düşünüyorum. M-E-E-P-O diye yazılıyor. Red Power'dı. Neydi şimdi birinizin projesi için mi sordunuz anlamadım. Zionel sağlayanları bulup bir şey edeceğim falan dedi. Ne iş tamam. Tamam asıl sorum Terrafirma Crafts çekeceğim mi Chicken'la. Fake dedi kastettin diye düşünüyorum. Muhtemelen çekeceğiz bir ara. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. İkimizin de şu an elindeki serileri bayağı bir bitirmesi lazım. Ama bir ara çekeceğiz. Bir ara Fake benle beraber Greg Tech'li bir seriyi de yapmayı planlıyor. Muhtemelen kısa Efsun'dan sonraki Greg Tech serim Fake'le beraber olabilir. Bu arada bu şey. Zeone'nin hocalarından bir tanesinin bir projesi için ve bir araştırması için. Kendisi bir doçent. Salih'e söyledi böyle bir şey. O da ben sana denek grubu bulurum dedi. Ben de dedim. Hazır zaten ben soru cevap bölümü yapmayı planlıyordum. Versen bana onu. Benim soru cevabı buna yönlendirelim diye. Yani kısacası alan memnun, satan memnun. Size sorularınızı sormuş oldunuz. Bakalım. Sence Türkiye'de kadın haklarında bundan 10 yıl sonra ne gibi değişiklikler olacak? Can Günay. Zor soru çünkü cidden tahmin edilmesi zor bir şey. Nasıl bir yol alacağı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ciddiyim. Wicked Horror. Yazılım işine ilgim var. Nereden başlamalıyım? Linux kanalına neden video yüklemeye başlamadım? Oraya video çekecek zamanım olmadı çünkü oranın videoları çok daha uğraştırıcı cidden. Hani bir ara ikisinin de yapılış sürecini anlatırım ancak kısaca bir özetleyeyim. Şu an burada bu oyun kanalında yaptığım şey yarım saat bilgisayar başına oturuyorum oyunu çekiyor. Kendimi oyun oynarken çekiyorum. Linux kanalında yaptığım iş yarım saat konu buluyorum. Hatta bu bazen iki güne falan çıkıyor. Ardından konu için ufak bir metin hazırlıyorum. Yani temel bir metin. Tam bir metin hazırlayamıyorum çünkü disleksi olduğum için tam metini hazırladığım takdirde çok daha kötü bir video çıkartırım. Çok daha fazla takılırım. Şudur budur falan filan. O yüzden taslak bir metin hazırlıyorum. Onun üzerinden konuşacaklarımı belirliyorum falan. Sonrasında videosuna göre kamera ya da ekran görüntüsüyle falan bir şeyler çekiyorum. Ve onun uzunca bir edit süreci var. Evet. Devam edelim. Aşağıya kaydırmam lazım azıcık. Saçın olsaydı nasıl olurdu? Saçımla alakalı çok fazla soru geliyor nedense. Saçım olsaydı nasıl olurdu? Nasıl olacağını biliyorum. Bir dönem ben uzun saçlıydım. İnanmayacaksınız ama kısa bir dönem ben uzun saçlıydım. Bayağı aşırı ince telli ve aşırı düz bir saçım var. 14 ya da 15... 13, pardon, 14 yaşına kadar evet. O saçlar sarıydı. Sonrasında bir yıl içerisinde komple koyu bir renge büründü. Öyle bir saçım var işte. Pek sevmiyorum. Bakımı zahmetli. Kodlama bilgin var mı? Varsa hangi dilleri biliyorsun? Yani kendim programcıdan çok sistem admini olarak tanınırım. Fakat Python bilirim biraz. C'ye merak salmıştım. Java'yı öğreneceğim bir ara. PHP'yi öğrenmiştim ancak unuttum tamamen. HTML zaten hani herkes biliyor HTML'i. Bunun yanı sıra Lua biliyorum Computer Craft sağ olsun. Bir de Red Power sağ olsun Fort öğrenmiştim zamanında. Yani programla bilgim bu. Et mi köfteden çıkar, köfte mi etten? Kırpat! Düzgün soru sor.
bu soruyu atlıyorum. Terra Firma Craft serisi gelebilir mi? Ata. Demin yanıtlamıştım hani. İleride gelebilir. Tam olarak mesleğin ne olduğunu merak ediyorum. Ceyda Sibel Kaplan. Wow! Uzun zamandır bir bayan izleyicim yok. Bir bayan izleyici ön safhalarda görmemiştim. Mesleğimi söyledim. Sistem adminliği. Sistem adminliği nedir diye soracak olursanız şirketlerde sunucuları, bilgisayarları, şunları bunları falan yöneten eleman oluyor. Böyle bir meslek. Köfte şu kasa 1'de yaptığın asansörü anlatsana bir de akşam yatarken kendini yağlıyor musun? Asansörü zaten kamera açısında yapmıştım. Hangi bölüm hatırlamıyorum fakat biraz incelersen bayağı her adımını bölümde yapmıştım. Zaten kasa 2'de, pardon kasa Efsun'da bir kere daha yaparım aynı asansörü. Ve bana da mesaj yağıyor. Evet. Hani kelimeyi yağlamıyorum bu arada. Her an gelecek. Evet geri geldim. Mesajları biraz yanıtlamam gerekiyordu. Yani önemli birinden. Neticede bu hafta sonu evde olmayacağım. Tabii siz bunu izlediğiniz esnada yolda olabilir, İstanbul'a dönüş yolunda olabilirim. Evet, gelelim sorulara. Kerem Altındağ sormuş. Neden kasada or jenerasyonunu kapatıyorsun? Niye hep zor mod paketleri oynuyorsun? Mazoşist misin? Bir de fake dead'le terapirme grubunda mısın? Son sorunun cevabı evet. Bunun yanı sıra kasa 1'de herhangi bir or jenerasyonu kapalı değil. Greg kapatıyor IC2'nin or jenerasyonunu, diğerleri kendiliğinden. Ben kasa 2'de de hiçbir şeyi kapamadım fakat kasa Efsun'u dersen kasa Efsun'u zorlaştırmam gerekiyordu. Sıradaki soru. Vlog çeksen çok memnun oluruz. Haftalık vlog çeker misin? Mustafa Altındaş. Neden çekeyim? Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Neden çekeyim? Bir gerekçesi yok. Kayra sormuş. Kayra. Güzel isim. Facecam'li Minecraft ya da benzeri bir seriyi çeker misin? Çekecek misin? Hayır. Yani öyle bir şey pek düşünmüyorum. Facecam'li belki bir aksiyon oyunudur, şudur, budur da falan çekebilirim. De Minecraft'ta neden facecam kullanayım? Peter Capaldi'yi yani yeni doktor olarak sevdin mi? Sevdiğim ve sevmediğim özellikleri neler? Capaldi ile alakalı herhangi bir problemim yok. Hani adam doktor rolüne aşırı yakışır bir tem fakat benim oldum olası dediğim bir şeyi bu sezon Stephen Moffat inatla kanıtlamaya devam ediyor. Stephen Moffat bölüm yazarı olarak güzel bir yazardır fakat serinin tamamını yazdığı takdirde tamamen batırıyor. Bunu Doctor Who'nun 7. sezonunda da gördük, 8. sezonunda da görmeye devam ediyoruz. Tamamen rezil bir hale getiriyor Doctor Who'yu. Stephen Moffat gitsin. Ben Stephen Moffat. Hatta evet. Yeni hashtag'imiz. Evet. Devam edelim. Köfte abi benim PC oyun PC'si ama Minecraft'a tüm RAM'imi vermene rağmen 80 FPS sabit alıyorum. Forma. Minecraft zaten sistem tüketen bir şeydir. Kaldı ki 80 FPS fazla bile. Hani hatta sana bir tavsiye, VSync'i aç, 60 FPS'den fazla vermesin. Sistemini gereksiz yere yorarsın diğer türlü. Ben de her şey öyle. Mesela şu an F3'e bakalım. 56-60. Her şeyde VSync'i açıyorum ve 60 FPS'den fazlasını vermesini istemiyorum sistemin. Yani çünkü birincisi zaten monitörlerimiz 60 FPS'den fazlasını gösteremiyor. Evet, tamamen 60 FPS'den fazlası boş yere sistemi yormak demektir.
Hiçbir artısı yok. Sadece ekran kartınıza boşu boşuna yük bindiriyor. Devam edelim. Belki önceden sormuşlardır ama kanal adı nereden geliyor? Altu. Kanal adı nereden geliyor? Geliyor. Hani köfteyiz köfte benim uzun zamandır arkadaşlar arası espri olarak kullandığım bir nickimdi. Normalde arkadaşlar arasında bana herkes köfte diye hitap eder bu arada. Köfteyiz köfte de oradan bir espri. Azıcık dur. Köfte karakal mod paketleri ne FTP gibi bir launcher haline getirip halkın kendi mod paketlerini paylaşmasına olanak sağlayacak mısınız? Öncelikli olarak hayır, başkalarının kendi mod paketlerini paylaşmasına sağlamayız. Sadece kendi mod paketlerimizi sağlamak için bir launcher kurarız. Bunun için bir programcı arıyorduk. Bir ara bulduk ancak o olmadı falan filan. Yapacaktık, yapamadık. En sonunda ben Java öğrenip yazacağım. Öyle olacak. Aşağıya kaydıralım azıcık. Berkcan Ecebayt. Videodayken birini arayıp rastgele bir numara telefon şakası yapar mısın? Ondan sonra şunu cevaplar mısın? Minecraft'ta kasaya da başka bir modket. Kaç GB RAM veriyorsun? Bakalım ne kadar RAM veriyormuşum. Göremiyorum ben, siz görüyorsunuz ama. Ve diğeri hayır. Böyle bir şey yapmam. Köfteyiz köfte ismini köfteyi aşırı sevdiğinden mi kullanıyorsun? Hayır. Hatta ağır etobur biri olmama rağmen köfte hani sevdiğim yemekler listesinde bayağı geride. Köfteyiz köfte ismi hani zamanda bir arkadaşlarımızla geçen saçma bir diyalogdan geliyor. Umut Küçük Kayhan. Neden köfte? Yani kanalın ismi bir sürü şey olabilirdi. Neden köfteyi çektim? Bunun hikayesi falan var mı kanal isminin? Hem de dediğim gibi bir arkadaşla aramızdaki bir espri sonucu çıktı bu. Şimdi Minecraft'ta modda seni en çok mutlu eden durum nedir? Uğraşıp bir şey yapmak, glitch bulmak vesaire. Bayağı uğraştığım bir makinenin sorunsuz bir biçimde çalışması ve beklediğimden iyi çalışması hatta. Minecraft'ta beni en çok mutlu eden şey. Bakalım. Arkadaş birkaç soru sormuş da. Hakkında en çok bir şey bildiğin 3 konu nedir? Zor soru. Bilgisayarlar olabilir. Hani kendi bilgi açımdan söylüyorum. Arkadaşlar bilgisayarı özetlemek gerekirse daha çok Linux tarafında. Bunun yanı sıra başka ne olabilir? Yani çok fazla bilgi bildiğim konu. O kadar çok bilgili olduğumu iddia ettiğim çok fazla konu yok aslında. Yani dinler tarihi ve dinler olabilir. O konuda bayağı bilgiliyimdir, kabul ediyorum. Başka aklıma gelen bir şey yok. Evet, en sevdiğim ve en sevmediğim beşer canlı nedir? Bilmem. Cidden çok tuhaf sorular. Burak Öztürk. Tuhaf soruların var evlat. Okula gitmemek için bahane. Bir Rex Corcofalo Petorian gemisi evime çarptı, o yüzden çıkamıyorum. Fanlarınla bir video çekmeyi hiç düşündün mü? Abi şimdi fanları kasanın içinden çıkartmaya üşeniyorum ya. Ciddiyim, üşeniyorum. Olsa çekerdim. Evet. Hayatından mutlu musun? Hiç keşke şunu bunu yapsaydım da bu olsaydım dediğin oluyor mu? Ekonomik olarak biraz daha rahat olsaydım güzel olabilirdi. Onun dışında hayatımdan memnunum. Çok sevdiğim dostlarım var. Ailemle aram iyi. Babamı saymazsak.
Bunun yanı sıra öyle yani. Hayatımdan memnunum aslında. Başarılı olduğum konular var. İnsan daha ne ister? Gene aşağıya kaydırmak ister. Selam köfteciğim. Greek tanıtımın çok eskide kaldı ve yarım yenisi gelir mi? Aslında Greek Tech tanıtımlarım yarım kalmadı. Baştan aşağı Greek Tech serim yarıda kaldı. Onu bir ara sıfırdan yapmaya başlayacağım. Çünkü onun yarıda kalma sebebi Greg tüm modu sıfırdan yazmaya karar verdi. Tam ben ona başladığım esnada. Abi Ömer Dikenci. Abi Greg Tech modunu nasıl... Bu arada deminki soruyu Yiğit sormuş. İzmir'denmiş. Neyse. Ömer Dikenci de abi Greg Tech modunu nasıl bulduydun? Cidden hatırlamıyorum. Aa sanırım FTP Beta Pack'te duymuştum ilk. Sanırsam. Daha oynamıştım. Öncesinde de duymuş olabilirim. Emin olamadım. Abi kasa için bir launcher yapmayı düşünüyor musun? Karakal ekibi için bir launcher yapmayı düşündük. Ancak dediğim gibi demin anlattım. Bir de kaç yaşındasın? Kerem Mert Dağpınar'ı sormuş. Kaç yaşındayım? 20'lerinde bir yerdeyim işte. Öyle bir şey. Şöyle diyeyim. İlk bilgisayarım Windows 95 kullanıyordu. Faked ile ne zamandır arkadaşsınız? Bir yıl oldu sanırsam. Evet, bir yıldır. Cezmi Taşkaya sormuş. Peki. Biri soru sormasam olur mu? Tabii bunu sorarken soru sormuş oldum. Olur. Evet. Köfte. Kazara onu ben dedim. Normalde köfte yazmış. Köfte abi sana bir sorum olacaktı. Sizin tayfayı toplayıp bir seriye başlayıp da kart demiştin. O videoyu izledim ama mümkünse video dışında bir şeyler yapma işte bölüm arası yaparım deme tamamıyla öğretici ol çünkü öğrenmek istiyoruz. Terraforma Craft'ı hani bayağıdır oynamıyorum. Fake'in isteğiyle bir tekrar oynayacağım. Onun dışında öyle yani. Sadece Greg Tech üzerine oynuyorsun. Greg Tech'in ileri aşamalarındaki makinelerin ne iş yaptığını ve ne için kullanıldığını her bir seri bittikten sonra algoritma şeklinde getirip bizimle paylaşma imkanı var mı? Bu toplam 7 saatlik falan bir video tutabilir böyle bir şey istemen. Greg Tech'te çok fazla makine var. Çok fazla. Ki Greg Tech 5'te daha da fazla var. Bunun yanı sıra neden hep Greg Tech'le oynuyorum? Seviyorum. Daha keyifli. Yani Greg Tech olmayınca oyun çok basit geliyor. Bir şeyler eksik geliyor. Devam edelim. Nerede okuyorsun veya çalışıyorsun? Topladığın bilgisayar kaça mal oldu? Aldığım dönem 4,5'a mal oldu bilgisayar. Şu an biraz daha ucuzlamış olabilir. Çünkü neticede 5. nesil Intel işlemciler çıktı. 900 serisi Nvidia ekran kartları çıktı. Şudur budur. Nerede okuyorum ve nerede çalışıyorum o bana kalsın. Bu arada ikisini de yapıyorum unutmadan. Hem okuyup hem çalışıyorum. Gene dini soruları Ask.fm'e bekliyorum. Gerçi yani bu arkadaşın sorusu beni yakından takip eden herhangi bir izleyici tarafından biliniyor. Nick Babiko soru neden nörfsüz bir paketin yok ya da yapmayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum. Kasa Sky gelme olasılığı nedir? Bunun yanı da kendine bir launcher yapabilir misiniz? Bu soruyu 20 milyon kere yanıtlamış olabiliriz.
Kasa Sky gelme olasılığı var ama kesin bir şey diyemeyeceğim. Hani. Uğur. İsmim Uğur, sorumu özel olarak Facebook sayfasında sordum. Amaç Salih abiye yardım etmekte. Teşekkürler Uğur. Umut diyecektim ya. Yakın bir arkadaşımın adı Umut da. Karışıyor. Neden macOS değil de Linux? Neden macOS olsun? Linux'u tercih etme sebebi mi Özgür zaten? macOS'a uymuyor bu. Hani kes özelliği olmayan bir dosya yöneticisine sahip işletim stilinden bahsediyoruz. Hani bir Mac bile alsam onda macOS değil Linux kullanırım. Kaldı ki çok daha rahat Linux. İnanın bana. İnegöl mü Tekirdağ köftesi mi? Bu 20 bin kere soruldu. Soranları artık banlayacağım. Aşağıya kaydıralım. Kasa serilerini sen tasarladın, sen tasarladıysan nereden indireceğim? Bir de Sky Factory Launcher. Teknik destek vermiyorum. Artı kasa mod paketlerini, daha doğrusu herhangi bir Karakal mod paketini karakalfx.org/forum adresinden indirebilirsin. Canavara düşme modunun adı neydi? Manuel su pompası. Oh baby. Manu. Oh baby. Modun adı oh baby. Köfte sana iki sorum var. Bir, tofu görünce ne yaptın? İki, yakın bir zamanda hazırlayacağın bir cosplay var mı? Zion'un canlı yayınından Rel 3L. Yakın zamanda hazırlamayı planladığım bir cosplay'im. Bir arkadaşla bir ikili planımız var ancak onu söylemeyeyim. Bunun yanı sıra başka bir arkadaşla Bigby ve Snow White cosplay'i yapabiliriz. Bunun yanı sıra Avatar'dan bir cosplay daha düşünüyorum. Hani Engin'in yanı sıra. Hayretten bakalım başka ne yapabilirim. Hani zamanım şudur budur imkanım falan olsa Darth Malgus yapacağım. Old Republic oyununu oynayanlar bilir Malgus'u. Bunun yanı sıra başka düşüneyim. Salih'le beraber planladığımız bir cosplay var. İsa ve Buda. Ama şey, Saint Young Man animesinden. Salih İsa olacak, ben Buda. Evet. Yani geçmişimi düşünürsek Buda bana bayağı bir uyuyor. Onu da hesaba katabiliriz. Tofu tekrar görünce ne yaptın sorusuna gelecek olursak. Hani ben izlerken biraz duygusuzumdur. Komik, ancak komik sahneler olunca bir geri sayayım, sararım falan da. Yüzümde bir gülümseme belirdi o sahnede. Özellikle Twinkle Toes deyince. Ya Kore'ye Twinkle Toes diye hitap edince falan. Hoş oldu. Kasaya Archimedes Ships adlı modu ekler misin? Sanmıyorum. Alp, Doctor Who'da 12. Doktor iyi buldun mu? Demin de dediğim gibi. 12. Doktor güzel bir doktor fakat Moffat iyice bok etti diziyi. Oldum olsa zaten Moffat diziyi bok ediyor diyordum ama artık. Kasa mod paketini hazırlamaya neden başladın? Şundan başladım. Hani ağır bir Greg Tech fanı olarak çok güzel, ortada çok güzel bir Greg Tech mod paketi yok dedim. Kasa 1 benim denemem oldu. Kasa 1 de güzel bir Greg Tech mod paketi değil benim gözümde. Hani hala çok fazla hatası var. Kasa 2 ve Kasa Efsun kusursuz Greg Tech mod paketleri benim için. Ve ciddi anlamda kusursuz Greg Tech mod paketi onlar. Evet. Bunun yanı sıra Mehmet Merk Büyük Solak sormuş. Abi kasa modunu kullanarak video çekebilir miyim? Herhangi bir Karakal mod paketini kullanarak video çekebilirsin. Bunun için izin almana gerek yok.
Mod paketinin ne olduğunun ve Karakal ekibinden çıktığını belirten yeterli. Başka hiçbir şartımız yok. Bu şartlara uyduğun takdirde istediğin gibi bir seri çekebilirsin. İstediğini yapabilirsin. Ya serinde istediğini yapabilirsin. Sadece mod paketi şudur ve şu elemanlar tarafından yapılmıştır dersen bizim için yeterli. Tüm Karakal mod paketleri için aynı kural geçerli. Ve son sorumuz ise Kalimera'dan. Köfte, kasanın sezon finali ne zaman? Dım dım, dım dım, dım dım. Hatırlarsanız ki Feed the Köfte 1'in sezon finali 71. bölümde olmuştu. Ve 71. bölümün sonun 71. bölüm aynı zamanda soru cevap bölümüydü. Aynı zamanda da son soru Kalimera'dan yine bu soruydu. Hayır merak etmeyin, öyle bir şey yapmıyorum. Henüz kasanın sezon finali gelmedi. Bu bölüm kasanın sezon finali değil. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köstesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Bu trollüğü yapmak zorundaydım.